Nasılsınız arkadaşlar? Kolay gelsin. Merhaba. Bu şey mi? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Öncelikle Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezimizin açılışına hoş geldiniz, onur verdiniz. Gerçekten şu anda bizim eğitim sistemi anlamında eğitimin aileden başlaması sürecinde çok önemli bir çoban atışı yaptık Yenişehir'de. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu binanın akademi dışında eğitim yapılan BEDEM binamızdan ayrıca bir de özel rehabilitasyon merkezinin temelini atacak başkanımız yakında. Bunun da bütün altyapısı bağışçısı şu anda hazır. Temel atmaya hazırlanıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Evet, göreve geldiğimizde, daha doğrusu gelmeden önce yola çıktığımızda bir ana ekseni üzerinde ana planımız vardı. Demiştik ki 6 temel ilke üzerine kuracağız Yenişehir'deki yönetim anlayışımızı. Bunların birincisi sanatı, sporu içine alan hareketlilikti. İkincisi eğitim. Üçüncüsü hemşehrilik, dayanışma, kentleşme ve ekoloji. Göreve geldiğimiz günden bu yana da bu başlıkların altını doldurmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. Salı günü Yenişehir Belediyesi'nin büyük emeklerle meydana getirdiği Mustafa Baysan arkadaşımızın iş donanımını yapmış olduğu Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdumuzun açılışını gerçekleştirdik. Orada da yine çok kıymetli parti büyüklerimiz vardı. Bu merkezde 318 tane gencimiz, üniversitede eğitim almak üzere kentimize gelen gencimizi orada misafir etme şansına sahip olacağız. Cemaatlere muhtaç olmadan eğitimlerini alsınlar diye bu merkezleri açıyoruz ve çocuklarımızı burada eğitmeye çalışıyoruz. Yine barındırmaya çalışıyoruz üniversiteli çocuklarımızı. Yine 1500 TL'lik katkıyla şehir dışına gönderdiğimiz çocuklarımıza eğitim öğretim yılına başlamadan önce onlara böyle bir katkı da sunuyoruz Yenişehirli çocuklarımıza. Yenişehir Akademi'de vereceğimiz eğitimin müfredatını Marmara Üniversitesi hazırladı. Marmara Üniversitesi'nin okul öncesi eğitim birimi hazırladı ve bu müfredatı 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa basılı evrak haline Yenişehir Belediyesi getirdi. Mazeret yok, zaman ayıracaksınız, kendinize de çocuğunuza da gideceksiniz, eğitim alacaksınız ve çocuğunuzu doğru yetiştireceksiniz. Benim param azdı, param yoktu gibi mazeretleri kabul etmiyoruz çünkü burada sizden bir ücret istenmiyor. Bu okulumuzun öğretmenlerini seçerken biz hiçbirimiz dokunmadık. Marmara Üniversitesi hocaları tek tek mülakatlar yaptı ve aldıkları eğitimin üzerine de Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nin gerektirdiği eklemeleri yaparak hocalarımızı yetiştirdiler, onlara ilave bilgiler verdiler ve dolayısıyla BETEM bilgili, birikimli öğretmenlerimiz tarafından bu hizmetleri verecek. Çünkü özel bir eğitim sunacaklarını daha işin başında söylemiştik. Biz bu binayı yaparken değerli arkadaşlarım, yeşil ve çevreye uyumlu, doğa dostu binalara verilen enerji ve çevre dostu tasarımda liderlik sertifikasına uygun bir bina gerçekleştirdik. Bunun kısa adı LEED sertifikası ve bu az sonra göreceğiniz bu bina LEED sertifikasını altın madalya seviyesinde elde eden bir binadır. Enerjisini üretecek, ürettiği enerjiyi kullanacak olan BETEM binamızın yapımında geri dönüşümlü malzemeler kullandık. Bahçemizi koruduk, çevreyi koruduk. Atıkları, inşaat esnasında oluşan atıkları tekrar geri dönüşüme kazandıracak uygulamaları gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimde çocukları bilim ile tanıştırmada en iyi zaman onların
çevrelerindeki dünyayı merak etmeye başladıkları zamandır. Neyin niçin yaptığını bilen, okulda öğrenen, aile katılımı ile desteklenen çocuklar, burada kurduğumuz bilim, tasarım, hareket ve müzik atölyelerinde potansiyellerine kavuşacak. İşte BETEM bu yönüyle çocuklarımızın geleceği için çok büyük bir avantaj sağlayacak, fark yaratacak. BETEM'in yapımı için bağışta bulunan hemşehrimiz, çok kıymetli büyüğümüz Sayın Ömer Faruk İlbilgen'e ben huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ve burada çok kıymetli dostlar var. Burayı %90 seviyesinde bağışlarla gerçekleştirdik. Çok kıymetli dostlarımızdan bize destek oldular. İnşaat yapımında yapımıyla bizzat ilgilendiler. Bir kuruş beklentileri olmadan hatta kendileri harcadılar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarınız ve bize kattığınız güç için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bir aradayız. Teşekkür ederim. Bugün Mersin'de temas ettiğim herkes, önceden gördüğüm anket sonuçları, bugün halkın geri bildirimleri ve belediye başkanlarımızın yürüttüğü projelerle ilgili aldığımız malumat göğsümüzü kabartmıştır. Burada Abdullah Özyiğit'in şahsında tüm belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkan'ın belediye başkanlarından ilk istediği şey yurtsa, ikinci istediği şey de kreş, okul öncesi eğitim. 20 yıllık AK Parti iktidarı CHP'li belediyeleri, mülkiye müfettişleri eliyle çok acımasızca ve hata bulmak için denetliyorlar. Pireyi deve yapmakta muktedirler ama sağ olsun belediye başkanlarımız, çok ufak tefek istisnalar olan sizlerin de bildiğiniz bir iki kötü örnek dışında hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmıyorlar. Ama Mersin'de artık ya güneş balçıkla sıvanamadığından ya da bir vicdanlı denetçinin yazmış olduğu bir kritikten büyük keyif aldım ve bunu sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle bir not yazmış, 184 madde denetlemiş ve diyor ki Mersin Belediyesi'nin buradaki projelerini altısından dördünü yazmış. Bir tane de sürdürülebilir kalkınmayla sürdürülebilir çevreye duyarlı projeler noktasında 2020-2030 arasında taahhütleri yerine getirmesiyle ilgili imzayı atmalarını da katmış ve diyor ki bu beş başlıkta başkan ve yönetimi doğru işler yapıyor ve bunlar diğer belediyelere örnek gösterilmelidir diye İçişleri Bakanlığı'na raporunu yollamış. Ben böyle bir 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda bir mülkiye müfettişinden böyle bir övgü almanın ve bunun bütün belediyelere örnek olmalıdır diye resmi rapora geçmesinin büyük keyfi içindeyim. Sayın Başkan'ı, profesyonel ekibini ve seçilmiş yardımcılarını ve bu projelere destek veren hem grubumuzu hem destek verdikleri nispetle diğer partilerin belediye meclis üyelerini yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Yüzümüzü arttınız. Sizi yürekten kutluyoruz Abdullah Başkan. Biraz önce Sayın Başkan teşekkür etti ama partimiz adına, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi adına, onun genel başkanının vekili olarak Sayın Ömer Faruk İlbilgen'e, değerli eşlerine, ailelerine yürekten bir alkış istiyorum. Senelerce sizin adınızla yaşayacak. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Şöyle bize
Teknopanel plaketi almak üzere emekli öğretmenimiz maaşından 250 TL bu projeye bağışlamak istedik. Gitti muhtarımıza bunu takdim etti. Gönüllüler Mahallesi muhtarı Rahim Hanım'a. Sayın Necibe Güzelant'a ben buradan çok selam ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Hüseyin Çamak takdim etsinler efendim. Plaket. Buradayız vekilim. Teşekkür ederiz. Bendesiniz. Tamam. Çok şükür. Başkanım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Geceler diliyorum. Nasıl da 5 yaş? Kaldır şey. Kalk bak buraya bak. Geri gel ama. Tamam. Evet. Evet.